yarışmada ilk olarak podyuma çıkacak olan isim Ebrar geliyor. Çok güzelsin. Sen ne kadar aldın bunu? Elbisem 100 TL. Aha. 200 100. demiştin değil mi? Toplam 200 evet, mi bitirdim? Evet, toplam 200. Başka ne var? 100. Çantam var. Ha, çantayı da aldın. Evet, çantamı da 50 TL'ye aldım. Küpelerimi 25 liraya aldım. Yüzüğü de hediye ettirdim. Evet, peki az sonra jürimizin yorumlarına geçeceğim. Ben her gelen arkadaşımıza şu soruyu sormak istiyorum. 119 altının sahibi sen olursan ne yapacaksın bu altınlarla? Büyüdüğüm evi satın alacağım. Evde kiracım var şu anda? Yok, biz oturuyoruz. Ama ev miras. Miras olduğu için de ortaklığın giderilmesi gibi bir mevzumuz var aile içerisinde. O yüzden ben o evi almak istiyorum. Bunun için kaç ortaklı ev? 8. 8 ortak var. Evet. Hepsinin payını alacaksın. Babam 8 kardeşler. Evet. Hepsinin payını alacağım. Şu anda siz oturuyorsunuz. Peki ortaklar çıkartmaya mı çalışıyor evden? Evet. Ay, herkesin aynen. Bir derdi var ya. Yani iki halam. Herkesin yani derdi var. Babamın iki kardeşi. Evet. Onlar çıkarmak istiyorlar çıkarmaya. Bizi. Diğerleri öyle bir hamleleri yok mu? Öyle bir hamleleri yok ama itirazları da yok. Zaten bir kişi bile yani bir kişi bile ortaklığın giderilmesini istese bu sonuca varılan bir şey. Yani er ya da geç bu zaten olacaktı. Hani 7-6 kişi istemese de bu durum onların hakkı olduğu için sonuca varılıyor. O yüzden... Sen 119 altını alırsan evet. O evi alacaksın evet. Halalarından ve amcalarından evet. Ve annene hediye edeceksin. Evet. Annenin üzerine yaparsın tabii ki. Artık değil tabii mi? Ki. İnşallah... Buradan alırsın. Alamasan da başka yerden alırsın. Aynen İnşallah öyle halledeceğim. Annene de o evi almış olursun Ebrar'cığım. Peki geçelim hemen moda yorumlarımıza. Buyurun Raşit Bey, ilk sizinle başlayalım. Başlayalım. Ebrar hoş geldin. Hoş buldum. Elbiseni sevdim. Sana yakıştı elbise. Güzel bir elbise. Keşke vatkaları da olsaydı. Hmm. Şurada bir tane daire diagraf var ama onu kapatmadın. O kapanmıyor mu? Yok kapanıyor ama böyle. Kapatsan bir de onu kapanmış halde. Kapatayım. Fazla kapalı oluyor. Evet anladın. Fazla kapalı. Yani onu sen yaptırabilirsin. Böyle de güzel aslında. Evet. Böyle sanki daha bir değerli şey durdur. Böyle daha, mi dursun? Daha değerli toplu durdur. Böyle dursun. Ya çünkü açık durduğunda böyle bir... Zorlama mı oluyor? Evet. Yakabı yamuk göre açarsın. Tamam. Bir tane daha elbise aldım. O kadar giymek istiyorum, giymek istedim ki ama... Seni bırakalım düelloya. Hayır hayır. Bir koş. Hayır hayır ama elbise gerçekten böyle giydiğimde evet Gülşen Bibik oldu falan diyeceksiniz aha. Diye. O yüzden hiç giymedim. Tamam o belki birazdan giyersin. Belki de. Belki de. 15 dakika seni koşturalım. Evet. Olabilir. Kızım bana bir şans der miyim? Eğlenme potasına gireceğin diye niye bu kadar giriyorsun? Elbiseyi gösterecek aç mı kaldın sen? Aynen elbiseyi göstereceğim evet. Diye. Allah yok, Allah. Yok yok Allah korusun. Ha. Giymek nasip yani. Olmasın yarın giyeyim falan. Öyle giderse öyle bir şey olabilir. Allah korusun. Yani. Aman. Kısmet. Böyle güzel bir elbise ama tabii tek parça. Üzerine çok fazla yorum yapacağım bir şey yok. Senin vücut tipine gayet uygun bir elbise. Yani bu date de olur. Yani her evet. İş de olur. Her evet. Yere olabilir. Aynen. Bu kıyafet. Rujunu çok beğendim. Saçını da çok güzel. Küpelerini ben gayet beğendim. Uyumlusun. Pazardan alınabilecek. Ertesi gün şık olunabilecek en güzel kombin bence. Teşekkür ederim. Rica ederim. Gerçekten 100 liraya alınabilecek çok değerli toplu, çok güzel bir elbise almışsın. Arkadaşlarımın dışında tek söyleyebileceğim şey, dudağındaki kırmızılığı bir yere daha taşımanı isterdim. Mesela Melika'nın kırmızı çantası gibi bir şey almanı isterdim. Ya da saçını toplayıp bir küçük fiyonk gibi bir şeyle bir kırmızı, yani bir kırmızılık bir yerinde daha isterdim. Puanlarken bakacağız. Değerli toplu dediğim gibi bir kırmızılık isterdim başka bir yerinde. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben şimdi puanlama için seni arkadaşlarının, rakiplerinin bu tarafını alayım. İlk yorumu Melisa ile başlayalım. Çok güzel taşımışsın. İlk başta bunu söyleyeyim. Hiç benim tarzım değil. Şimdi onu ben giyeyim. Küçük bedene bana hiç olmaz. Güzel taşımışsın. Balık etti. Bayan olduğu için iyi olmuş. Ve Melika. Ben de beğendim. Çok güzel taşıdı. Fakat pazar şıklığıysa mesela ben bunu ayakkabısı spor da olsa ya da çizme, deri çizme kısa yani
yani düz bir çizme de olsa giyerim. Yani şıklıktan da çıkabilir yani. Benim yorumum o kadar. Peki, teşekkür ediyoruz. O zaman şimdi hemen puanlamaya geçelim. Ve elinizde bulunan plakalara puanlarınızı yazabilirsiniz. 1 ile 5 arası puan kullanma hakkınız var. Açmıyorsunuz. Ben ismini okuduğum yarışmacı açacak. İlk olarak Melisa. Benim Ebrar'a verdiğim puan. Üç. Niye kız? Beğenmedim. Beş üzerinden ama kötü bir puan değil Eda bence. Ne olsun. Ve Ece'nin rakibi Ebrar'a verdiği puan. Benden Ebrar'a 4 puan. Dilşah, rakibin Ebrar'a vermiş olduğun puan. Ebrar için vermiş olduğum puan 4. Ve son olarak Allah Allah. Melika. Benim puanım da 3. Teşekkür ediyoruz yarışmacı arkadaşlarımıza. Ebrar'cığım ben seni şöyle jürimizin önüne doğru alayım. Ve bakalım jürimiz acaba senin için kaç puan verecek? Ve buradan kaç puan toplayacaksın? Daha sonra rakip arkadaşlarının puanıyla beraber hesaplanacak. Ve genel tablodaki yerini alacaksın. Buyurun Raşit Bey, sizinle başlayalım. Başlayalım. Hazır mısınız? Tabii ki de her zaman olduğu gibi hiç cömert değil, haberin olsun. Gerçekten. Evet. İlk olarak Raşit Bey'in Ebrar için vermiş olduğu puan. 7 bekliyorum. Ya evet. Ve Selin Hanım'dan bakalım Ebrar'a kaç puan gidiyor? 9 bu arada. İlk aklıma gelen oydu yani. Kızlar siz? 8. Uzatıyorum Raşit her neyse söylüyorum. Raşit Bey 7'ydi mesela. Dınanım. 8 olsun. Ve Selin Hanım'dan Ebrar'a 8 puan gidiyor. Son olarak Bilgi Hanım. Ve Bilgi Hanım'dan Ebrar'a 7 evet. puan gidiyor efendim. 8 ve 7 puan aldık. Kızlarınkiyle beraber Ebrar toplamda 37 puan almış oluyor. Tebrik ediyorum Ebrar'cığım. Yerine geçebilirsin.